Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. Geldik türevde 9. derse ki yepyeni bir ara başta. Başladığımız türev ve süreklilik. Şimdi ÖSYM sınavlarında çok sevdiği bir üçlü vardır. Türev, süreklilik, limit üçlüsü. Tam doğrudayız. Bak buradaki hiçbir ayrıntıyı kaçırmanı istemiyorum. En ufak ayrıntısına kadar anlatacağız. Birçok soru örneğine bakacağız. Hepsini çözmeye çalışacağız. Sen yeter ki elinde kalem, önünde kağıt Benimle birlikte deneyeceksin. Bak bu iş olacak. Türev süreklilikle ilgili açacaksın. Soru bankalarını parçalayacaksın. Gönder diyeceksin. Map kazanım testimi Çıkmış sorular mı? Ya hepsini çözeceğiz. Yeter ki pür dikkat buradasın. Bütün algılarını açıyorsun. Kahveni yanına koyuyorsun. Ve bu dersi sonuna kadar atlamadan zıplamadan izliyorsun. Hazırsak başlayalım. Şimdi ayrıntısıyla anlatacağım dedim. Nedir peki bu ayrıntılar? Birinci ayrıntımız şu. Önce türev almayı bir hatırlayalım. Türev almayı belki de biliyorsun kuralları da zaten bundan önceki derslerin hepsinde gösterdik. Fakat şunu göstermedik. Bir noktanın bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliği nasıl yapılıyor? Önce bu başlığı atalım. Türev süreklilik ilişkisiyle alakalı bu durum sağdan ve soldan limit vardı hatırlıyorsun değil mi? Limit bulabilmen için sağ sol limitin birbirine eşit olması gerekiyordu. Aynı kural türev için de geçerli. Bak bu soldan türevdir. Türevin ne demek olduğunu biliyorsun. fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfır limit x giderken x sıfıra. Ama soldan gidiyorsa bunun adı soldan türev. Tamam hocam bu kolay değil mi? Gel şimdi bir de sağdan yaklaşalım. Bak buralar önemsiz mi? Tüm ayrıntısıyla dinle. Hepsi kullanılıyor. Hepsi kullanılıyor. Bu ayrıntıların hiçbirini kaçırmanı istemem. Şimdi sağdan yaklaşıyorsun aynı limite. Bunun anlamı da sağdan türev oluyor. Peki hocam bu nasıl gösteriliyor? Aynen şöyle gösteriliyor. Aslında göstermişiz. Bak bu soldan türevdir. Tamam. Bu da sağdan türevdir güzel arkadaşım. Olay bitti. Eğer sağ türev sol türeve eşitse türevlenebilirdir. Hatta bu böyle havada kalmasın. Gel biz bunu notlarımız arasına düşelim. Nedir peki bu not? Bak bir çıkarım yapıyoruz burada. Bir fonksiyonun x0 gibi bir noktasındaki soldan ve sağdan türevleri eğer birbirine eşitse fonksiyon türevlidir diyeceğiz. Bu noktada türevlidir diyeceğiz. Olay bitti. Tamam. Peki sağdan soldan türev aldım ama ya eşit değilse o zaman türevi yoktur diyeceksin. Bu kadar da basit. Tıpkı limitte olduğu gibi. Buraya yazmışız. Sağ sol türev varsa bu noktada türevi vardır. Eğer sağ sol türev var ama birbirine eşit değilse bu noktada türevi yoktur. Bu ayrıntıları anladık mı? Bu derste biraz ayrıntıya boğacağım seni. Bunu öğrenmeden soru çözemeyiz. Önce biraz ayrıntıya girmeye devam ediyoruz. Şimdi gelsin bakalım örneğimiz. Sakince sorumuza bakıyoruz. Parçalı bir fonksiyon var karşımızda. Bu parçalı fonksiyonda bana bir limit sormuş. Hatta iki tane limit değeri sormuş. Ama biz bunların herhalde limit olmadığını biliyoruz değil mi? Baştan beri takip ediyorsun. Umarım. Türevin tanımını biz böyle yapmıştık hatırlarsan. Peki bu ne demektir? Budan anlamı şu. F türev 2'ye neresinden yaklaşmış? Sağdan. O zaman F türev 2'ye sağdığını soruyor burada. Peki burada neyi soruyor? Aynı limit olduğu için sadece soldan yaklaştığı için 2'ye soldan limit. Ya da türevi soruyor. Peki. Biz nerede türev alacağız hocam diye merak ediyorsan şunu yap. Benim sana tavsiyem şu. Böyle bir soru geldiğinde karşına önce her yerde bir türevlerini yaz. Bir rahat edelim tamam mı? F'nin türevinde x. 2'nin solunda bir sayıda türev almamı istiyorsa bunu uygulayacağım. 2x artı 4'ün türevi sadece 2'dir. İndim aşağıya. Bunun türevini alıyorum arkadaşım. x kare eksi 4. 2'ye öne düşüyorsun. Ne oluyor? 2x oluyor. Türevleri aldık aldık almasına da ben bunun türevini istiyorum. F'nin türevinde 2'ye sağdan gitmek istiyorum. Peki parçalandığı nokta tam 2 noktası. Kritik nokta. Kritik noktalarda türev alıyorsan sağdan ve soldan yaklaşmalısın. Sıkıntı çıkmaması gerekiyor. Gel bir bakalım sağdan yaklaşalım. 2'nin sağındaki bir sayı. Evet burası. Demek ki bu denklemi kullanacağım. Bu denklemde türev almış olmam gerekiyor. Almışım ve cevap 2x çıkmış. 2x de x yerine kaç yazacaksın? 2. Demek ki f'nin türevinde 2'ye sağdanın cevabı 2 kere 2'den 4. Bu cepte. Bunu koyduk. Sağdan 2'nin türevi 4. Şimdi soldan 2'nin türevini bulmaya çalışalım. F'nin türevinde 2'ye soldan dedim eşittir dedim. 2'nin solundaki sayılar burada görüyorsun. Ben bu ifadenin türevini alacağım ki almışım. Sabit fonksiyon çıkmış direkt 2. X yerine 2 bile yazamadım. Bunu da buldum. Peki artık yorum yapma zamanı. Sağ sol türev elimde var. Şimdi bu sağdan türev şu arkadaş da soldan türev. Ve bu değerler birbirinden nedir? Farklıdır. Farklı olduğu için bu noktada yani x eşittir 2 noktasında sence türevi var mı? Tabii ki yok. Türev yok. Türev yoktur. Bunu yazdık. Anladık mı oraya kadar? Sıkıntı yok umarım. Demek ki parçalı fonksiyonlarda kritik noktada bana türev al diyorsa hem sağdan hem soldan yaklaşmakta fayda var. Çünkü türevi olmayabiliyor. Tüm ayrıntısını vereceğim. Hocam sadece parçalı fonksiyonlarda mı? Hiç hiç öyle değil. Var ayrıntısı. Sabret ilerleyen sayfada. Acele etme. Şimdi yine bir parçalı fonksiyon var karşında. X eşittir 1 ve X eşittir eksi 1 noktasındaki türevlerini hesapla. Eyvallah. Şimdi sen bana nerede sordun bunu? X eşittir 1. Hemen bakıyorsun. Nerede parçalanmış? X eşittir 1'de parçalanmış. Kritik nokta. Sen bana kritik noktada türev sorarsan benim şunu yapmam gerekiyor. Bir önce bir sağdan türev alıp bir hesap yapmam gerekiyor. Sonra soldan türeve bakacağım. Ne demiştim? Kolaylık olması açısından sen türevleri al kenara notunu düş. Türevini alıyorum şurada gördüğün ifadenin. 2x-3. İki yöne düştük falan filan. Sen zaten bunları sular seller gibi biliyorsun buradaki türevleri. Bunun türevini aldım. ...eksi 1. Bir. Yapıştırıyoruz. 1'e sağdan. 1'e sağdan gelen... ...ifade bak. Şu ifade... ...1'in sağından ifade kullanmış. Ve direkt sabit fonksiyon. Cevabı... ...eksi 1 çıkmış. Geldim buraya. Türev alacağım. 1'e soldan... ...eşittir dedim. 1'e soldan... ...ifadesi burası. Kullanmam gereken... ...denklem bu. 2x-3... 2 çarpı x yerine 1 yazdım. Eksi 3. Cevap ne çıktı? 2'den 3 çıktı. Eksi 1. 1'e soldanın cevabı da yine eksi 1 çıktı. Peki artık yorum yapma zamanı. Benim soldan türevimle sağdan türevim birbirine eşit çıktı. Ve cevabı her seferinde kaç buldum? Eksi 1. O halde bu noktadaki türev değeri eşittir. Ne olmalıdır? Eksi 1 olmalıdır dedim. Ha demek ki her zaman kritik noktada türev yoktur. Geçelim hocam yapmayacaksın. Sağdan soldan türevi kontrol edeceksin. Tıpkı limitte olduğu gibi. Şimdi gel. X eşittir eksi bir noktasında istiyor. Hocam eksi bir noktası kritik nokta değil. Sağdan soldan bakalım mı? Hiç gerek yok. Nerede tanımlıysa oraya bakıyorsun. X küçüktür 1 burada tanımlı. Benim yani burada türev kontrolü yapmam gerekiyor. F'nin türevinde bu denklemi kullanacaksın. Bak istersen önce denklemi yazayım. 2x eksi 3. Çünkü eksi 1 bu aralıktaydı. X yerine eksi 1'imi yazdım. Hemen yapıştırdım. Eksi 2 eksi 3. Cevap eşittir. Eksi 5 dedim. F'nin türevinde eksi 1'in cevabı eksi 5'tir. Olayı anlamın için bu iki tane örnek var. Biri kritik noktada, diğeri kritik nokta haricinde. Bak, şimdilik amacımız şuydu. Bu arkadaş sağdan soldan türevi kavradı mı? Ne diyorsun? Eğer kavradığını düşünüyorsan devam et, hiç videoyu durdurma. Kavramadıysan bir başa sar. Şu tanımlara bence bir kez daha göz at. Eğer oldu diyorsan gel arkadaşım artık türev süreklilik ilişkisinin tam içine girelim. Türev süreklilik ilgisi ilişkisi ile ilgili en önemli tablo karşında. Bu tabloyu hafızaya kazıyorsun ve bundan sonra türev, süreklilik, limitle ilgili soru gelirse özellikle yorum sorusu gelirse bu tabloyu çiziyorsun ve soru kaçırmıyorsun. Ama önce tablo nasıl kullanılıyor onu bir anlatalım. Bunlar birer küme olarak düşünülecek. En dışarıda limit, ardından süreklilik, ardından türev kümesi var. Yani en alt küme türev. Başlıyorum. Bir numaralı eleman hangi kümenin içinde türevin içinde? Bunu şöyle yorumlayacaksın. Türevlenebilen bir fonksiyon ya da herhangi bir noktada türevi varsa o fonksiyonun. O fonksiyon aynı zamanda o noktada sürekli olmak zorundadır. Neden? Süreklilik kümesinin alt kümesi. Bir fonksiyon bir noktada türevli ise aynı zamanda limitli de olmak zorundadır o noktada. Çünkü bu tabloya uymak zorunda. Anlaştık mı? Ya bütün yorumları soruları bu tabloyla halledilir o zaman. Gel o zaman. Bakın sürekli bir fonksiyon aldım ama türev kümesinin dışında. Yani bunu şöyle yorumlayacağız. Sürekli ama türevli olmayan bir fonksiyon. Sürekli her fonksiyon Türevli olmayabilir. Gerçekten öyle. Şimdi süreklilik kümesinde ben birden eleman alırsam türevli olur. Ama ha, sürekli olduğu halde buradan bir eleman alırsam türevli olmak zorunda değil. Üçüncü madde ki o da burada. Fonksiyonun sürekli değilse bu noktada türevli de değildir. Çok mantıklı. Sürekli değilse ben burada bir eleman almış olurum. Limitlidir belki. Ama sürekli ve türevli değildir yorumunu yapacağız. Eğer bu tablodan hala kafanda soru işaretleri varsa hiç canını yorma, hiç canını sıkma. Grafikle de anlatacağım, tanımla da anlatacağım. Yaklaş. Yaklaş ekrana biraz daha yaklaş, sesi biraz daha aç. Şimdi az önceki tabloyu bir düşünelim. O tabloya göre yorumla buraları dolduracağız. Anlaştık mı? Limit var mı yok mu? Bak şimdi sen bu soruya baktığında kesin limiti vardır dersin değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Niye? Kopma yok, uçma yok, kaçma yok. Sağdan yaklaştın, soldan yaklaştın A noktasına. Sıkıntı yok. Sürekli midir? Sürekliliği nasıl anlıyorduk arkadaşım? Elimizi kaldırmadan. Biz çizebiliyor muyuz bir grafiği? Evet hiç elimi kaldırmadan çizmişim, devam etmişim. Sıkıntı da yok, süreklidir. Şimdi gelelim türevli mi değil mi? Türevli olup olmadığını nereden anlarım arkadaşım biliyor musun? Türevin tanımını düşünürüm. Türevin tanımı ne diyordu? Herhangi bir nokta. O noktada ne çiz çiz, çiz, çiz o noktada ne çiziyordun? Teğet çiziyordun eğriye çizdim. Çizdim bu teğet eğrisinin tanjant eğimi sana türevi veriyordu ve alınabiliyor. Çünkü o nokta tanımlı. O noktada bir sıkıntı yok. O nokta kritik nokta da değil. O zaman bu fonksiyon limitlidir, süreklidir, türevlidir. Peki hocam bunun tablo ile ne alakası var dersen limitlilik, süreklilik, türev. Bize nerede eleman vermiş aslında bak burada. Çünkü türevliymiş, sürekliymiş, limitliymiş. Mantığı anladın. Yaklaş, devam ediyoruz. Dikkat et tam bu noktada bu fonksiyon tanımlı değil. X eşittir A noktasında. Peki ben bu X eşittir A noktasında limit alırsam limiti var mıdır? Tabii ki vardır. Sağdan da soldan da yaklaşsam beni aynı değere götürüyor. Limitlidir. Sıkıntı yok. Sürekli midir? Hayır, grafiği çizerken bir boşluk atmışım orada. Sürekli olamaz. Ya da sürekliliğin tanımı şöyle der. Limit değeri fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olacak. Ama fonksiyon o noktada tanımlı değil. Tanımlı değilse sürekli de değildir. Peki, hiç türevi düşünmeden şu yorumu yapabilir miyiz? Şu tabloyu aklımıza getirip limit, süreklilik, türev. Ben limitli almışım. Yani tam bu noktada eleman almışım. Ne sürekli ne türevli olması gerekirdi mi mantıken? Aynen öyle. Ne sürekli ne türevli. Anlıyor muyuz? Ya da diğer. Hocam türevin tanımından anlatsana. Ben burada teğet çizeceğim. O noktaya. Ama o nokta tanımı değil. Nasıl teğet çizeyim? O teğetin eğimini nasıl bulayım? Nasıl türevi tanımlayayım Tanımlanamaz. Bilimsel açıklaması da bu. Bak işin özüne inmeye çalışıyoruz. Atlama buraları gerçekten. Kendini yor. Yorulacaksın biraz. Şurada şura bir ısınacak. Şurada bir ısınma olacak. O normal. Hiç panik yapma. Tamam mı? Şimdi. Geldim bu grafiğe. Bak bu grafikte bir kopma var. Limit var mı yok mu x eşittir a noktasında bakalım. Sağdan yaklaştım soldan yaklaştım. Beni hep farklı değerlere götürdü. Otomatikman limit yok. Arkadaş grafiği hatırla tabloyu hatırla. Limit yoksa ne süreklidir ne türevlidir. Hiç ayrıntıya girme. Çünkü sen burada bir eleman almışsın. Ne limit ne süreklilik ne türev hiçbiri yok. Çok özel çok önemli bir yere geldik. Açıklamasıyla ispatıyla yapacağım. Limit var mıdır x eşittir a noktasında? Hocam vardır değil mi? Sağdan soldan yaklaştım. Limit değerleri birbirine eşit. Peki süreklilik var mıdır? Grafiği hiç elimi kaldırmadan çizdime göre aynı zamanda süreklidir. Peki türev var mı? Yok bu Bu ayrıntıya bakacağız. Türevin tanımını düşünüyorum ey güzel arkadaşım. Türev tanımı der ki seçtiğin eğri üstünde bir tane nokta. Bu noktaya ne çizeceksin? Teğet çizeceksin. Ya ben bu a noktasını teğeti sence böyle mi çizeyim? Ya teğet yani böyle mi çizeyim? Böyle mi çizeyim? Nasıl çizeyim? Bunun bir yolu yok. Biz kırılma noktalarında ki bak fonksiyon burada kırılma yaşıyor. Kırılma noktalarında sonsuz tane teğet doğrusu çizeriz. Otomatikman sonsuz tane türev değeri olur. Olmaz öyle şey. Türev tanımı der ki türev değeri varsa bir taneciktir. Bir tane türevi vardır A noktasının. Ama bir sürü teğet çizdim. Bir sürü eğim elde ettim. Bir sürü türev değeri elde ettim. Yok öyle yağma, kırılma noktalarında türev yoktur. Peki hocam, ben kümemin elemanı nereden aldım dersen, sürekliliğin içinden aldık. Tam şuradan aldık. Bak sürekli, limitli, kusura bakma türevli değil. Buradan çıkaracağımız sonuçlar olmalı bu grafiklerle ilgili. Hala bitmedi. Yoğun bir şekilde programa devam ediyorum senin için. Gel, ayrıntılı sarı devam ediyorum. Bol örnek çözeceğiz sonraki videolarda. Rahat olsan. Az önceki grafikleri şimdi tek tek ayrıntısıyla notlarıyla inceleyelim. Bir fonksiyon bir noktada tanımlı değilse tıpkı burada olduğu gibi o noktada türevli de değildir. Bir grafik geldiğinde karşına tanımsız bir nokta mı gördün? Şak orada türevli değildir diyeceksin. Bu bir. Bunu öğrendin. İn aşağıya. Bir fonksiyon bir noktada sürekli değilse türevli de değildir. Bak burada süreklilik yok. Sürekli değilse türevli değil. Tanımlı değilse türevli değil. Süper. Her şeyi anlıyoruz. Yaklaş, yaklaş. Daha ne kadar yaklaşacaksın? Bir fonksiyon bir noktada türevli ise o noktada süreklidir. Misal ben bu noktada az önce ne demiştim? Türev vardır demiştim. Türev olduğu için o tablo aklına gelsin. Süreklidir, limitlidir de dersin. Ama bir noktada sürekli ise örneğin bu noktada sürekliydi her zaman türevli olmayabilir. Niye? Kırılma noktalarında sonsuz tane teğet doğrusu çizerim. Sonsuz tane türev elde edemem. Yanlış olur. O halde kırılma noktalarında türev yoktur. Sürekli ve limitli olmasına rağmen. Bunlara dikkat edeceğiz. Gelsin sorusu diyelim. Çok güzel bir soru var karşımızda. Dikkatle inceliyoruz. Burada sürekli ve türevli olan noktaları işaretleyeceğiz. Artı ya da eksi koyacağız birlikte. Eksi 5 noktasına bakalım arkadaşlar birlikte. Bak eksi 5 noktasının hizası burası. Bu noktada bu fonksiyon sürekli mi? Öncelikle onu sorayım sana. Bir daha bak istersen. Bak buraya gelmiş sonra kopma olmuş buraya gitmiş. Eğer kopma varsa süreklilik yok. Kalemi almamışız. Süreklilik yoktur. Peki sürekli değilse türevli midir? Hayır. Zaten ne demiştik? Kopma noktalarında türev yoktur. Grafiğe bakıp artık bir fonksiyonun türevinin olup olmadığını anlayabiliyoruz. Devam. Eksi 3 noktası. Eksi 3 noktası burası. Ne kopma var ne uçma var ne kaçma var. Kesinlikle bir kere sürekli. Tamam. Türevin tanımına uyuyor mu? Yani ben buradan teğet çizsem kim bana ne der? Bu teğetin eğimini bulsam, türevini bulsam hiç sıkıntı yok. Tanımlı olduğu için, sürekli olduğu için, limiti de olduğu için kesinlikle türevlidir de dedim. Geldim iki noktasına. İki noktasında dikkat et fonksiyon tam bu noktada bir kırılma yaşamış. Kırılma noktalarında türev yoktur. Peki elini kaldırmış mı? Kaldırmamış. Kaldırmadıysa süreklidir. Ama kesinlikle türevli değildir. Çünkü kırılma meydana gelmiş. Devam. Sıfır noktası, 0 noktası burada arkadaşım. Ne kopma var, ne kaçma var, ne uçma var. Süreklidir, türevlidir. Bence olayı kavradın artık. 6 noktasına bakalım. 6 noktası burada. Hocam kırılma var mı nasıl anlayacağım? Yok, çok dikkatli baktığında bak kırılmalar belli oluyor. Bu noktada kırılma yok. Sürekli mi? Sürekli. Türevi alınabilir mi? Türevi de alınabilir. Ne kopma, ne uçma, hiçbir şey yok. 8 noktasına dikkat edin. 8 noktasında kırılma var hocam. Süreklilikle ilgili bir sıkıntımız yok. Süreklidir ama kırılma olduğu için türevi yoktur diyeceğim. Eksiği basacağım. Sen de bu konuyu anlayacaksın. Son örneğini yapacağız. Sonraki ders bol bol örnek yapacağım. Hiç panikleme. Bence bu dersi yalnız bir kez daha dinlemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi yukarıda fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre fonksiyonun türevsiz olduğu kaç nokta var? Ha türevsiz olduğu noktalar. Kırılma noktaları, tanımsız olduğu noktalar, sürekliliğin olmadığı noktalar. Bunları aklında tutabiliyorsan hiç sıkıntı yaşamayacağız. Önce sen dener misin? Bana bir sayı ver, bir seçenek işaretle bakalım. Sonra ben çözeyim. Başlıyorum. Şimdi hocam eksi 8 noktası hiç problem. Hiç problem yok. Dümdüz geçmiş gitmiş. 6 noktasında kırılma var arkadaşım. 6 noktasında türev yok. İşaretledim zaten. Tamam. Burada eksi sonsuza gitmiş. Burada da eksi sonsuza gitmiş. Kim o? Eksi 2'nin nizası. Eksi 2'nin orada kopma yaşamış grafik. Sürekli değil. Sürekli olmadığı için türevli de değil. Grafik buradan devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadan grafik devam ediyor. Göstersen hocam. Bak göstereyim. Buraya kadar. Tam bu noktada yine bir kopma meydana gelmiş. Kimin izası? 2'nin izası. Bu arada x eşittir eksi 6 da türevli değil. x eşittir eksi 2 de türevli değil. x eşittir 2 de süreklilik olmadığı için Süreklilik türevle alakalıydı ya. Burada da türevli değil. Devam ediyorum yoluma. 5'ten itibaren. Bak 5'e geldim. Hiç kopma uçma yok. Tekrar burada bir kopma olmuş. Kopma olmuş. Diyeceksin ki hocam 6 noktasında tanımlı. Tanımlı olmasına tanımlı ama bu sefer de sürekli değil. Sürekli olmadığı için ne yok? Yine türev x eşittir 6 noktasında yok. Yola devam ediyorum. 8 sonsuza kadar gidiyor. Hiçbir problem yok. 1-2-3-4 4 farklı noktada türevsizdir diyeceksin. Noktayı koyacaksın. Çok kısa bir kahve soğumuş da ya. Kahve molası vereceksin. Ardından bir sonraki derse geçeceğiz beraber. Anlaştık mı? Bir sonraki derste görüşelim. Kendine iyi bak. Türev sürekli halledeceğiz. Rahat ol. Hoş kal. hoşça Hoşçakal.